Arın TV'den hepinize merhabalar. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin ortak grup toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu dikkat çeken Kobani açıklamalarında bulundu. Ahmet Davutoğlu bugün mecliste yapılan ortak e, grup toplantısında Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak grup toplantısında e, konuşan Davutoğlu Kobani davasına ilişkin Selahattin Demirtaşla ilgili dikkat çeken bir soru sordu. Selahattin Demirtaş'ın e, neden 2018'den sonra Kobani davasında e, eklenildiğini e, sordu ve bunun e, bir pazarlık neticesinde olduğunu ifade eden Davutoğlu. Kobani davasına Selahattin Demirtaş'ın eklendiğini söyledi. Davutoğlu'nun açıklamaları özellikle o dönemin başbakanı olması nedeniyle önemli diye düşünüyorum değerli dostlar. O açıklamayı sizlere izleteceğim. İzlemeden önce bu yayınların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun bugün TBMM'deki ortak grup toplantısında yaptığı konuşmaya beraber izleyelim. E, generalleri asarken bir sağdan bir soldan. Böyle sanki adalet pimpon topu. Karşılıklı atılıyor. bir o topa, bir o sahaya, bir bu sahaya. Kobani meselesinde. Geçtiğimiz günlerde bir televizyonda detaylı açıklama yaptım o günlerinde şahidi olarak. Burada vaktimizi onunla almak için isteyenler oraya başvurabilir. Ama şu soruyu sormak hakkımızdır ya Kobani olaylarında o kamu düzeni bozukluğuna karşı mücadele et, etmek benim için bir tarihi görevdi. 40 günlük başbakandım. Çok açık ve net tavrımı koyuyorum. Sayın Erdoğan 40 gün önce bana çözüm süreci emanettir demişti ve terk etmeyeceğiz demişti. Onun gereğini de yaptım. Kamu düzeni bozulduğunda Kobani olaylarında ona karşı şey o, o düzeni bozanlara karşı da mücadele ettim. Suriyeli Kürt kardeşlerimizin ezilmesine de karşı çıktım. Bunun istismar edilmesine de karşı çıktım. Suriye'li Kürt kardeşlerimiz arkadaşlar bizim düşmanlarımız değildir. Estirilen rüzgara bakmayın. Yemen cephesine giden Osmanlı askerlerinin çoğu bugün El Cezire bölgesinde olan Suriye bölgesinden ve bizim Urfa'dan şeyden gitmiştir o Yemen Türküsü'nün askerleri. İşte burada Atilla Bey de şey yapar. Suriyeli Kürt kardeşlerimizi örgütün bir terör örgütünün ya da yabancı sömürgecilerin insafına terk edemeyiz orada akan kan gözyaşı da bizim gözyaşımızdır. O zaman da bunu söyledim. Ve sizi ne işit barbarlarına ne PKK'ya ne buraya hiç kimseye himaye hiç kimsenin istismarına izin vermeyeceğiz. Şimdi yine aynı tutarlılıkla söylüyorum. Kobani davası tabii ki orada e, hayatını kaybedenler ve kam düzeni bozanlarla ilgili dava açılmalı. Ama 2014'ten 2024'de 10 sene niye sürdü bu dava? Niye önce bununla suçlanmadı Selahattin Demirtaş da daha sonra 2018 davasında buraya iliştirildi? Neden biliyor musunuz? Yine bir pazarlık, yine bir müzakere. Tesadüf mü sizce? 31 Mart seçimleri bitiyor, bir ay sonra Kobani davası açıklanıyor. Peki 2019'da İmralı'dan mektup getirildiği gibi 2024'te de bir mektup getirilseydi ya da Osman Öcalan'ın televizyona çıktığı gibi birileri televizyona çıkıp oyunuzu İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayına verir, verin deseydi acaba bu cezalar verilecek miydi? Ne döndü perde gerisinde? Hangi pazarlıklar döndü? Ve işte bugün sabah buraya gelirken tam bu konuşmayı tasarlıyorum. Bir haber düştü. Bir internet sitesine bir gazeteci, çok tanınmış bir gazeteci. Ya yani söyleyeyim yani. Ee, nasıl olsa bası, İsmail Küçükkaya. Bahçeli'nin olur verdiğini, Kavala'nın serbest bırakılması için olur verdiğini yazdı. Bilmiyorum Bahçeli olur verdi mi? Ama verebilir. Öcalan'ın idamını istismar edip edip sonra Ecevit rahmetli o dönemde Öcalan'ın idamdan kurtarılmasına da olur vermişti. Verir. Yani. Ama peki Kavala dosyası dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden kopma noktasına, ihraç edilme noktasına gelmesinin hesabını kim verecek? Yıllarca itibarı yerle bir edilen Türk yargısının hesabını kim verecek? Şimdi göreceğiz ne söyleyecek. ama görünen o ki bir pazarlıklar alanı haline gelmiş hukuk. İkincisi kayıt dışı siyaset. Niye pazarlık alanı haline geldi? Çünkü kayıt dışı bir siyaset var. Kayıt dışı hukuk, kayıt dışı siyaset olmadan kayıt dışı hukuk olmaz. Siyasi himaye görmeden hiç kimse hukukla oynayamaz. Nedir? Sayın Erdoğan hafta sonu çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Ama çok alıştığımız bir açıklama. Bürokratik vesayetten bütün bu tartışmalar üzerine bürokratik vesayete teslim olmayacağız dedi ve bürokratik vesayetten bahsetti. Allah aşkına bu bürokrasi hayalet mi? Nerede bu bürokrasi? Eğer büyük bakanlıklarsa Bakanlıkların bürokraside bir etkisi kalmadı. Eğer 15 Temmuz işte askeri bürokrasi deniyorsa e onların da askerinin de şu anda böyle bir e, yapısı ve böyle bir düşüncesi olmadığı aşikar. Kim bu bürokrasi ve bu bürokrasiyi kim yönetiyor? Evet el dostlar. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dönemin başbakanı olması nedeniyle bu açıklamayı yapması önemli ama çok geç e, kalmış bir açıklama. Davutoğlu dönemin başbakanı olarak çok şey biliyor ve Kobani e, eylemlerinde Selahattin Demirtaş birebir bir Davutoğlu'yla konuştu. Davutoğlu dolayısıyla çok şey biliyor o olaylara ilişkin. Eğer Davutoğlu ee, o olaylara ilişkin açıklama yapsaydı bugüne kadar Eminim Partisi çok daha büyük kitlelere ulaşırdı ve e, siyasetten ve oy bakımında da Davutoğlu yükselirdi. Ama maalesef Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu cesareti gösteremedi ve e, ces, e, cesur çıkışlarda bulunamadı e, o döneme ilişkin. Ee, şunu açıklarım açıklarsam şöyle olur bunu açıklarsam kimse yerinde kalmaz dedi ama hiçbir şey açıklamadı. Evet dostlar geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. TV ile kalın.